Aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özelliklerinden biri değildir diye sormuş arkadaşlar bize. Kütle bir maddenin tabii ki de ortak özelliğidir arkadaşlar. Hacim de aynı şekilde ortak özelliğidir. Tüm maddelerin kütlesi, tüm maddelerin hacmi vardır. Tanecikli yapı arkadaşlar kesinlikle zaten tanecikli yapı demek atom demek. Tüm maddeler de tabii ki de ne yapıyor? Atom taşıyor. Eylemsizlik de tabii ki de tüm maddeler için ortak bir özelliktir. Fakat dayanıklılık tüm maddeler için ortak bir özellik değildir arkadaşlar. Mesela suyun dayanıklılığı yoktur. Dayanıklılığı katılara özgü bir şeydir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor. İkinci sorumuza bakacak olursak aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece gaz hali için geçerlidir diye sormuş bize. Moleküller öteleşme hareketi yapar demiş zaten. Öteleme hareketi yapar. Doğru arkadaşlar. Bu sadece gaz içindir. Şimdi ben size şunu şöyle özetleyebilirim. Buraya yazalım. Katı yazalım. Sıvı yazalım. Gaz yazalım. Arkadaşlar, katılar titreşim yapar. Sıvılar da titreşim yapar. Ve dönme yapar arkadaşlar. Dönme. Gazlar arkadaşlar hem titreşim yapar, hem dönme yapar, hem de öteleme yapar. Böyle kalsın. Moleküler titreşim hareketini arkadaşlar hepsi yazıyor, yapıyor. Hacim zaten hepsinin var. Kütle zaten hepsinin var. Eylemsizlik de zaten hepsinin var. Dolayısıyla burada cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü sorumuza bakacak olursak. Katı haldeki bakır elementi için yargılanan hangileri katı bakır için ayırt edici bir özelliktir. Ayırt edici diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi katı haldeki bir bakır. Arkadaşlar, genleşme katsayısı ayırt edici bir özellik midir bir bakır için? Tabii ki de evet. Neden? Çünkü tüm maddelerin genleşme katsayısı birbirinden farklıdır. Erime sıcaklığı da arkadaşlar aynı şekilde tüm maddeler için birbirinden farklıdır. Isı iletim katsayısı da arkadaşlar hepsinin birbirinden farklıdır. Tüm maddelerin ısı iletim katsayısı farklıdır. Erime sıcaklığı da farklıdır. Genleşme katsayısı da farklıdır. Dolayısıyla buradan cevabımız ne çıkıyor? A şıkkı çıkıyor. Dördüncü sorumuza bakacak olursak. Şekil 1 ve şekil 2'deki eşit kollu teraziler her iki durumda da dengededir diyor arkadaşlar. Buna göre MK, ML ve MM karşılaştırması hangi seçenekte doğru verilmiştir? İşlem yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki durumda da terazi arkadaşlar eşit. Bunu nasıl yapacağız o zaman? Demek ki K'nın kütlesi ile L ve M'nin kütlesi birbirine eşit diyebiliriz. MK eşittir o zaman ML artı M yazalım şöyle. İkinci denklemimiz arkadaşlar. MK artı ML eşittir. M iki tane MM'ymiş. Şöyle iki tane MM. Şimdi şöyle yapalım. Bunu bu tarafa alıp arkadaşlar alt denklemi bu denklemi şuraya çekiyorum. MK eksi ML eşittir. M diyelim arkadaşlar. Sonra bunu da arkadaşlar her tarafı ikiye bölersek bu denklemde ne geliyor? MM eşittir. MK artı ML bölü 2 geliyor. Şimdi bunları da birbirine eşitlersek eğer MK eksi ML eşittir. MK artı ML bölü 2. 2'yi karşıya atalım. 2MK eksi 2ML eşittir. MK artı ML. Hepsini bir tarafa toplayalım. ML'yi bu tarafa attık. MK'yı bu tarafa çektik. O zaman ne çıktı? MK eşittir 3. ML çıktı. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? MK büyüktür. ML olmuş oluyor. Şimdi şuradaki denklemden de MM'yi çekelim arkadaşlar. MK'nın yerine buraya 3 ML yazıyorum. O zaman ne olacak? Şu denklemden. MM eşittir 2 tane ML oldu. Arkadaşlar ML'ye herhangi bir değer verelim. Mesela ML'ye 1 verelim. O zaman ML burada 1 oldu. MK 3 oldu. MM de arkadaşlar ne oldu o zaman? 2 oldu. Dolayısıyla burada ne oluyor? MK büyüktür. MM'den. O da büyüktür. ML'den. KML olacak cevabımız yani. Ya da tam tersi de olabilir bunun. Cevabımız burada. B şıkkı geliyor. Beşinci sorumuza bakacak olursak. Katı bir cisim için yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Bunu altını çizelim çünkü kesinlikle soruları önemlidir. Kütlesi ortama göre değişmez. Kesinlikle arkadaşlar kütle maddenin ortak özelliğidir. Tüm maddeler vardır ve asla ortama göre değişmez. Dünyada da kütleniz aynıdır. Ayda da kütleniz aynıdır. Dolayısıyla cevabımız burada yani birinci öncümüz doğru. Öz kütlesi saf madde için sabittir. Yanlış arkadaşlar. Şimdi öz kütle dediğimiz şey bizim. D eşittir. M bölü V'dir. Kütle arkadaşlar asla değişmez. Hiçbir ortamda değişmez. Fakat hacmi değişebilir madde. Şöyle düşünün. Bir katı cismi düşünün.
Mesela şu 10 derece, 10 santigrat derece olmuş olsun. Böyle bir ortamda. Eğer biz bu ortama arkadaşlar ısı verecek olursak, o veya ortamın sıcaklığını arttırırsak, ortamın sıcaklığının artmasına bağlı olarak cismin de hacmi artacaktır. Yani genleşecektir. Dolayısıyla değişecek. Hacim değişirse arkadaşlar o zaman öz kütlesi de değiştir. Yani ikinci öncülümüz kesinlikle değildir. Ağırlığı bulunduğu yere göre değişmez. Ağırlık bulunduğu yere göre de değişen bir şey arkadaşlar. Neden? Çünkü ağırlık dediğimiz şey bizim arkadaşlar aynı zamanda nedir? Kuvvettir. Şimdi sizin bir ağırlığınız var diyelim. Bu kutunun arkadaşlar kütlesi m olsun. Ağırlığı nedir arkadaşlar? M çarpı g. G dediğimiz şey ise arkadaşlar bizim nedir? Şu yer çekimi ivmesidir. Yer çekimi ivmesi. Yer çekimi ivmesi arkadaşlar tabii ki de dünyada değişik olabilir. Ayda değişik olabilir. Hani diyorlar ya işte şu anki ağırlığınız mesela işte 100 kilogramsa ayda 60 kilogramsınız gibi bir şeyler. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Aydaki yer çekimi ivmesi düşük olacağı için sizin ağırlığınız daha az olacak orada. Dolayısıyla yani ağırlıkta bulunduğu yere değişen bir şeydir. Cevabımız yalnız bir A şıkkı olur. Sıvı bir madde için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Kesinlikle doğru dediği için bir ona bir ayrıyeten bakalım. Şimdi. Belirli bir şekli yoktur. Evet arkadaşlar kesinlikle doğrudur. Sıvılar arkadaşlar bulunduğu kabın şeklini alırlar. Mesela suyu düşünün hangi kaba koyarsanız ona göre şekillenir. Bulunduğu kabın şeklini alır. Evet az önce söylemiştik. Enerjisi en düşük haldir demiş. Yanlış arkadaşlar. Enerjisi en düşük hal sıvı değildir. Yani değişir. Duruma göre değişir. Sıvı maddeye göre değişir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır. 7. sorumuza bakacak olursak toplam hacmi 150 cm3 olan bir kabın 2 bölü 3'ü su ile doldurulur. Bu kaba kenar uzunluğu 2 cm olan 8 adet küp atılırsa kaptan kaç santimetre küp su taşar demiş arkadaşlar. Şimdi dediği şeyi ilk önce biz bir çizelim. Bir tane kap çizelim arkadaşlar. Toplam hacmi 150 santimetre küpmüş. Şöyle yazalım. 2 bölü 3'e su ile doluysa arkadaşlar o zaman 100 santimetre kübü bunun şuraya kadar diyelim. Hatta böyle ayıralım şöyle V dersek. Bunların her biri arkadaşlar 50 santimetre küp olacağı için şuraya kadar 100 santimetre küp su ile doluymuş o zaman. Bu kaba kenar uzunluğu 2 santimetre olan 8 adet küp atılırsa kaptan kaç santimetre küp su taşar? Kenar uzunluğu 2 santimetre olan küp çizersek eğer 2 dersek arkadaşlar bunun hacmi nedir? Küpün hacmi 3 tane kenar uzunluğunun çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 2 yani her bir tanesinin hacmi 8 santimetre küpmüş arkadaşlar. Buna 8 tane atarsak o zaman ne olacak? 8 çarpı 8'den 64 santimetre küp hacim atıyormuşuz bunun içine. Arkadaşlar 100 vardı. Ben bunun içine bir daha 64 atarsam o zaman ne olacak? Benim kapasitem 150 ise 14'üm dışarı gider. Yani 14 santimetre küp o zaman dışarı gitti. Şöyle cevabımız burada A şıkkı oluyor. 8. sorumuza bakacak olursak eğer. İçinde su bulunan dereceli silindir içine yapısında delikler bulunan ponzu adı verilen bir çeşit taş atılmaktadır. Suyun önce yükseldiği daha sonra düştüğü gözlemleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Cismin ilk önce boşluklarına su girmiştir diyor arkadaşlar. Doğru kesinlikle. İlk önce demek ki yükseldiğine göre evet. Bir süre sonra içindeki boşluklara su dolmuştur. Evet arkadaşlar bu da doğru. Yükselme miktarı bu taşın gerçek hacmini gösterir. Aynen öyle arkadaşlar. Çünkü ne olacak? Yükseldiği kadar taşın hacmini verecek bize. Yani zaten bu amaçla yapılmış bir şey. Cevabımız 1, 2 ve 3 E şıkkı olur. 9. sorumuza bakacak olursak 120 santimetre küp seviyesine kadar kuru kum dolu dereceli kaba 80 santimetre küp su konulmaktadır. Dereceli kap 180 santimetre küp seviyesini gösterdiğine göre kumun içindeki boşluğun hacmi kaç santimetre küptür diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünebiliriz bu soruyu. 80 santimetre küp su konmuşum. Dereceli kap 180 santimetre küp seviyesine gelmiş. Normalde arkadaşlar kuru kum ne kadar? 120 santimetre küptü. Hiç boşluk olmasaydı eğer ne olacaktı? Üzerine 80 eklediğim zaman 200 olacaktı değil mi? Şimdi başta 120 var. Üzerine 80 eklersen 200 olur. Ama başta 120 var. Ben 80 eklemişim arkadaşlar. Ne olmuş? 180 olmuş. O zaman ne diyorum ben? Demek ki kuru kumun içerisinde 20 santimetre küp boşluk bir alan vardı. Kuru kum sonuçta birbirine tamamen şey değil ya. İçinde boşluklar oluyor. Dolayısıyla demek ki buradaki hacim 20 santimetre küpmüş. Bunu da arkadaşlar suyla doldurmuşuz. Sonra 60 santimetre küp üstüne su eklenmiş. Dolayısıyla burada cevabımız B şıkkı oluyor.
10. sorumuza bakacak olursak, 20 santimetre küp su bulunan dereceli kaba her biri 120 gram olan K küreleri konulduğunda sıvı seviyesi şekildeki gibi değişmektedir. Buna göre K'nın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür diye sormuş bize arkadaşlar. Bakalım ilk önceki halimiz nedir? 20 santimetre küptür değil mi? Burası 20 santimetre küp. Sonra bir tane K atmışım arkadaşlar, 5 santimetre küp oynamış. O zaman K'nın arkadaşlar hacimle ben ne derim? 5 santimetre küp derim. Sonra bir tane daha atmışım arkadaşlar. 30 santimetre küp olmuş. Evet, buradan zaten anlıyoruz 5 santimetre küp olduğunu. Sonra diyor ki her biri 120 gram olan ağırlığı da arkadaşlar, pardon, kütlesi de arkadaşlar neymiş? 120 grammış. Burası da 120 gram. Öz kütlesi dediğim şey arkadaşlar bizim kütle bölü hacimdi. O zaman kütlemiz arkadaşlar 120 grammış. Hacimimiz de neymiş? 5'miş. 120 bölü 5'ten cevabımız 24 gram bölü santimetre küp gelir. Cevabımız C şıkkı olur.